Bak görüyor musun? İkisi birden yine yok ortalıkta. Yok Ercan yok. Benim bu kızın varlığına tahammülüm yok artık. Gülperi'yi tamamen ortadan kaldıracak tetikçiyi ayarladım. Anlaştık. Yeter Ercan. Vazgeçmeyeceğim. Her şeyi ince ince planlayacağım. Bu iş bittiğinde kimse benden şüphelenmeyecek. Oklar tek bir kişiyi gösterecek. O da Savaş olacak. Gülperi ölünce biz yeniden doğacağız kardeşim. Hayallerimize ulaşmamızı kimse engel olamayacak. Maşallah dersen nazar değmezlerdi rahmetli hanım. Maşallah bugün pek bir değişik gözüküyorsun. Çok bir şey yapmadım aslında. Azıcık özenledim kendime. Hani sen gezeriz falan demiştin ya o sebepten. Gezeriz tabii. Eğer istersen akşam yemeğe götürürüm seni. Yani... Bizim oraların yemeklerini yapan bir yer var. Çok güzel yapıyor. Ya istersen oraya gideriz, olur mu? Olur. O zaman akşam gelip alırım seni. Gelmeden de ararım. Tamam. Tamam. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Az daha unutuyordum, görüyor musun? Bir de akşam ararım diyorum. Yani nasıl arayacaksam artık. Tamam yani. Kullanabilir miyim? Tabii tabii. Hemen açıp kullanabilirsin. Çok sağ ol. Akşam görüşürüz. Fidancığım, seni akşamki yemeği ben hazırlayayım, ister misin? Ben şey... Bak Fidancığım, bunlar benim devamlı giyindiğim butiğin kreasyonları. Seni oraya götüreceğim. Sen bir şeyler deneyip istediğini seçersin. Bu akşam bambaşka bir fidan olacak. Tülay Hanım, size zahmet olacak ama... Ne zahmeti canım? Hem Baran belli ki iyi bir çocuk. Seni yemeğe götürmek istemesi de sana ilgisi olduğu anlamına geliyor. İlk buluşma çok önemlidir. Çok şık gitmelisin. Gözünü senden alamamalı. Çok sağ olun. Yol bilmem, iz bilmem. Öyle olanlardan üzerime geçirecektim bir tane. Ay ne demek tatlım. Yeter ki her şey senin istediğin gibi olsun. İnşallah. Yalnız Fidancığım, benim senden küçük bir ricam olacak. Biliyorsun şu Savaş denen adam Emir'in işlerini bozmaya çalışıyor. Sen de artık bu aileden sayılırsın. Sonuçta Kadriye Hanım'ın vefatından sonra ellerini senin üstünden çekmediler. Sen de onlara yardım etmek istersin değil mi canım? Savaş ihale ile ilgili belgeleri sakladı. Yani Emir'e yardım etmek için benim o belgeleri o evden almam şart. Eğer Savaş'ın evinin anahtarını Baran'dan alabilirsen Emir'i de zor durumdan kurtarırız. Hayır dersen zorlamam tabii ama yani ben olsam bana zor durumda destek olan insanlara vefa borcumu ödeme fırsatını kaçırmazdım. Bir yandan da emirlerin rahatının bozulması demek senin rahatının bozulması demek.
Ama yine de sen bilirsin tabii. Haklısınız. Söz konusu Emir abinin iyiliğiyse her şeyi yaparım. Anahtarı alacağım. Efendim herkese merhabalar. Merhabalar. Yemin'in yeni bölümlerini ve unutulmaz anlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizin sesini açmayı lütfen unutmayın.